çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk, çocuk deyip, deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, Çocuk deyip geçmeyinden herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün canlı yayındayız ve canlı yayında biraz sonra telefonlarınızı almaya çalışacağım. Twitter üzerinden gönderdiğiniz mesajlar olursa onları almaya çalışacağım. Efendim dolu dolu bir program yapmayı umut ederek şu anda mikrofonun karşısına oturdum. Yayınımız saat 12'ye kadar devam edecek. Bir buçuk saat, yaklaşık bir buçuk saat sürecek olan yayınımızda çocuğa dair konuşacağız. Efendim aile içerisindeki iletişime dair konuşmaya çalışacağız. Efendim varsa sorularınız onları cevaplandırmaya çalışacağız. Efendim bir başka deyişle aslında radyoda dertleşeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Artık bunu fark ettim ben. Nereden fark ettim? Efendim, her yayınımız sırasında gelen e-mail'lerden, gelen postalardan, mektupla gelen, evet, mektupla gelen sorulardan, dertleşmelerden fark ettim ki, Allah'a şükür biz koca bir aileyiz. Bu ailenin adı zannedersem Duyarlı Ailelerin Platformu gibi bir şeye dönüştü. Çocuğa karşı duyarlı, ailesine karşı duyarlı olmak isteyen ve birbirlerini efendim e, duyarlı insanları tanımak isteyenlerin sanki buluştuğu bir mekana dönüştü. Çocuk deyip geçmeyin programı. Efendim mektuplardan bahsettim. Mektupları gelen dinleyicilerimizi söyleyeyim. Bu mektuplara da mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Sabriye Hanım'ın mesajı, e, mektubu elimde efendim Konya'dan yazmış. Elif Hanım'ın mesajı, e, mektubu özür dilerim elimde koca bir dosya içerisinde efendim Hilal Hanım'ın da yine gecenin saat ikisinde oturup hocam yazıyorum diye başladığı mektup elimde. Efendim eğer sizler de mektup göndermek isterseniz ki mektuplar mesajlardan çok daha kıymetli oluyor. Mektubun bir yazılma zamanı var. Kalemle temas ediyor parmak, göz görüyor, bir nur dökülüyor ve duygular onun üstüne akıyor gidiyor ve onu bir zarfa koyuyorsunuz, etiketliyorsunuz. Efendim götürüyorsunuz postaneye veriyorsunuz tüm bu aşamaların her birisi evet e, karşı tarafa ayrı bir değer katıyor günümüzde hani o kart postallarla birbirlerinin bayramlarını kutlama günümüzde o efendim mektuplar yazarak o mektuplarda duyguların ifade edilmesi artık çok yok yani iki satırlık efendim SMSlerle dört satırlık WhatsApplarla efendim e, duygular ifade edilmeye çalışılıyor duyguların derinliği aslında böylelikle kalmıyor. Eğer mektup yazmak isterseniz, sorularınızı mektuplarla ifade etmek isterseniz efendim mektup yazabilirsiniz. Efendim geçtiğimiz hafta yayınımız yoktu. Canlı yayınımız yoktu. Ondan önceki hafta yine pazar programımız maalesef yoktu. İki hafta sizlerle buluşamadık. Ben özledim. Söyleyeceğim şeyler birikti. Efendim dinleyeceğim şeyleri de merak ediyorum hani belki hani ülkemizin bu kadar büyük 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 meselelerin içerisine baktığımız zaman biz hani bu duyarlı aileler olarak çoluk çocuk işleriyle uğraşıyoruz diye hani birçok kişi de küçük görüyor olabilir ama bizim işimiz böyle küçük. Biz büyük işleri sevmiyoruz. Biz çocuklarla uğraşmayı seviyoruz. Onların kılcallarına doğru inmeyi seviyoruz. Kendi duyarlılıklarımızı artırmayı, eşle buluşmayı, evin içerisini güzel bir atmosfere çevirmek için acaba daha ne yapabilir mi konuşmayı seviyoruz. Biz çoluk çocuk işleriyle uğraşıyoruz. Çoluk çocuk işlerini küçük görenlerle de çok işimiz yok. Biz insanın o ilk mayası olan, insanın o ruhunun ilk şekillendiği dönem olan çocukluk dönemini önemsiyoruz. Ve çocuğa ne kadar değer veriyorsa bir insan işte o kadar kendisi de değerlidir diye düşünerek çocuğa değer veren insanlarla biz buluşmak istiyoruz. Efendim canlı yayın telefonlarını biraz sonra alacağım biraz sonra alacağım. Ancak ondan önce birkaç şey daha söylemek istiyorum. Biz bu programların içerisinde bir şeyi çok üstüne basarak söylüyoruz. Üstüne basarak bahsetmeye çalışıyoruz. Bağlanma. Bağlanma. Çocukluk döneminin, kişilik oluşum döneminin en önemli kısmı anne çocuk bağlanmasıdır diye söylemiştik. Çocuğun ilk iki yılı özellikle. Çocuk ilk iki yıl içerisinde anneyle ne kadar güvenli bağlanabilir ise, ondan sonraki dönem o sükunet üstüne gelişeceğinden hep bahsetmeye çalışmıştık. Hatta birazcık daha izin verirseniz küçük bir ayrıntıyla daha ben söylediklerimi bir kere daha tekrar edeyim. Aslında çocuk doğduğu sırada anneye bağlıdır. Bir iple bağlıdır hatta daha ötesinde bir şey söyleyeyim. Anneyle bağlı değil, bağımlıdır, bağımlıdır. Simbiyotik, asalak bir ilişkisi vardır çocuğun. Daha doğduğu andan itibaren anneyle. Çocuğun anneyle bağının devam etmesi annenin çocuğa bağlanmasıyla devam edecektir. Çocuk doğduğu anda bir takım yeteneklerini Allah vermemiştir. Mesela yemek yiyemez çocuklar. Mesela çocuklar konuşmaz. Konuşması yasaktır çocukların. Çocuklar yürümez mesela. Yürümeleri yasaktır çocukların. Ya çocuklar çok sevimlidir ve yanındaki yakınındaki bir kişinin üstüne yüklenmiştir çocuğun bütün ihtiyaçları. Mesela çocuğun kendi cebinde yiyeceği yoktur. Dolaba gidip de yiyecek çıkartıp veremezsiniz ya anneye yüklenmiştir örneğin çocuğun karnının doyurulması annenin üzerine yüklenmiştir. Annenin göğsüne verilmiştir sütler. O sütten başka bir şey verilmeyecek ve böylelikle aslında anne çocuğa bağlanmaya başlar. Çocukluğun bu ilk dönemi çocuğun anneye bağlanmışlığının devamı çünkü bağlıdır çocuk. Ancak annenin içinde garip garip duygular uyandırarak çocuk emerek, ona bakarak, onunla cıvıldaşarak anneyi kendine bağlamaya çalışır. Anneyi kendine bağlar. Böylelikle kendi anneye bağlıysa bağlı olan çocuk anneyi de kendine bağladıkça bir çemberin halkası tamamlanmış olur. Çocuk anneye, anne çocuğa, çocuk anneye, anne çocuğa, çocuk anneye, anne çocuğa derken annenin içerisine doğru bir derinleşme gerçekleşir. İşte annenin içine doğru bu derinleşme gerçekleştiğinde Dipte bir şey uyanacak, birdenbire bir kıpırtı uyanacak annenin. O kıpırtının adını annelik duygusu diyoruz. Çocuk derinleştirir annenin içine doğru kendisini. O duyguyu içte uyandırmak için. Şimdi annelik duygusu uyandı ya, bu anne deliye döner birdenbire. Garip garip ağlamaya başlar. Gecenin yarısında uyanıp çocuğunu öpmeye, koplamaya başlar. Ya niye öpüyorsun, kokuyorsun bilmiyorum ki der yani. Bilmiyorum ki. Elini öper, ayağını öper. Kakasını yaparken çocuk kakasını değiştirecektir, kakasını koklar. Neyi kokluyorsun sen ya? O kadar hoşuma gidiyor ki der her şeyi, o kadar hoşuma gidiyor ki neden? Çünkü annenin içerisinde bir şey uyandırdı çocuk. İşte şu anda anneyle çocuk bağlanmıştır. Bu iki yıl sürerdi diye söyledik. Ve bu bağlanmışlığın peşinde ne gelir? Ne gelir hemen arkasından? Çocukta garip bir güven duygusu uyanır. Güven duygusu. Güven. Çocukluğun özü budur işte. İnsanın özü de bu. Kişi kendi içerisinde bu güven duygusuyla var olmaya başlayınca birdenbire boyunu uzamaya başlar, etrafı görmeye başlar, etrafı seyretmeye başlar, yaşamı algılamaya başlar. Eşyayla nüfuz etmeye başlar. Nasıl bir dünyanın içerisinde olduğunu görmeye başlar yürürken ayakları pençe gibi yerlere vurarak yürümeye başlar. Korkak değildir bu çocuk. Çocuğun iki yıl bu devam eden duygusu yani oluşmuş olan bu güven duygusu iki yıldan sonra yavaş yavaş anneden uzaklaşmayla devam edecektir. Ona da biz güvenli ayrılma diyoruz. Çocuk annenin dışında diğer yaşam alanlarını da gölmeye başlayınca ana bir de baba varmış yaşamın içerisinde baba da kendisini seviyor anneden ihtiyaçlarını giderdikçe anneyle bağlılığı devam etti ya şimdi babası da kendisini sevmeye başladıkça çocuk bir de babayı tanımaya başlayacak babanın sakalına yüzünü değdirdikçe elini değdirdikçe gülmeye başlayacak babasıyla cıvıldaşmaya başladıkça babayla da bir bütünlük kurmaya başlayacak şimdi bu babayla kurduğu yakınlık artık anneden güvenli ayrılmayı beraberinde getirecek. Çocuk, yaşamın içerisinde yeni yeni alanlar tanımaya başladıkça anneden güvenli bir şekilde ayrılacaktır. İşte bu ayrılma da iki yıl sürüyor. Çocuk, anneden ayrılmaya başladıkça, yaşamın diğer alanlarını tanımaya başladıkça kendisinde de bir yetenek geliştirecek işte o yeteneğin adına da bu programda özellikle vurgulamaya çalışacağım şey de o olacak zaten. Şimdi aidiyet duygusu oluşturmaya başlayacak çocuk. Aidiyet duygusu. Tutunacak. Tutunabilme. Yaşama tutunabilmenin adı aidiyet duygusu. Çocuğun birinci dönemi bağlanma dönemidir. Dört yaşına kadar devam eder. Güvenli bağlandı, güvenli ayrıldı. Ondan sonraki dönemi ise aidiyet dönemi başlangıcıdır artık. Aidiyet dönemi. Aidiyet ait olma hissidir. Ya da kendine aitmiş gibi hissetmedir. Ve böylelikle çocuk aidiyet duygusuyla birlikte bir serüvenin içerisine girecek. Bir yaşam serüvenin içerisine girecek. Aidiyetin birinci halkasını aile oluşturur. Anne, baba, o evin içinde kim kalıyorsa, abla, kardeş, anneanne varsa o çocuk böylelikle artık bir anneye bağlılığı bırakacak bir grup bağlılığı oluşturacak bir yere bağlılığı oluşturacak ve buna da biz aidiyet duygusu diyeceğiz. Çocuk önce efendim 7 yaşına kadar aşağı yukarı aileyle aidiyet duygusu kuracak ve orada yine bir dönem geçirecek bir kuluçka dönemi ancak ondan sonra çocuk yavaşça aileden ayrılacak, yeni bir dünya daha tanıyacak okul yaşamıyla birlikte okul arkadaşlarına, çevresine, akrabalarına, komşusuna aidiyet kurmaya başlayacak. Onların yanında kendini emniyette hissedecek. Bu da ikinci dönem, ikinci aidiyet dönemi. Aileden sonraki. Ondan sonra ise çocuk üçüncü evreye geçtiğinde ise yaşama bir aidiyet kuracak. Tüm bunların her birisi basamak basamak çocuğun içerisinde gerçekleşiyor. Yalnız şimdi işte problem ne? Çocuk aidiyet duygusu kuracak dedik ya. Aidiyet duygusu öyle birdenbire oluşmuyor ki. Hani okus pokus diyoruz çocuğun içerisinde aidiyet duygusu oluştu. Tamam şimdi bu çocuk büyüdü, güçlendi. Hayır öyle bir şey değil. Çocuk Belli hisleri edinmeye başladığı yere karşı aidiyet duygusu edinmeye başlar. Çocuğun içerisinde aidiyet duygusu oluşabilmesi için belli başlı temel hisler olması lazım çocuğun içerisinde uyanan. Örneğin aidiyet kuracak kişinin empati yeteneği olması lazım ki çocuk kendisine empati kurabilen bir kişiye aidiyet duyabilir empati. Başka bir cümleyle söyleyeyim. Yankılanma hissi olması lazım çocuğun içerisinde. Kendi yankı buluyor olması lazım. Birazcık daha izah etmeye çalışayım. Şimdi çocuk aidiyet duygusuyla bir yere tutunabilmesi için karşısındaki kişinin yankılama özelliğini görmesi lazım. Yankı vermesi lazım. Ne demek hocam yankı vermek, mankı vermek? Şu demek Çocuk örneğin bir şey anlatıyor. Cıvıl cıvıl bir şey anlatıyor. Bugün okulda ne diyor anlatıyor. Kaç tarafta baba donmuş. Yüzü kımıldamıyor bile. Dudakları kımıldamıyor bile. Tavana bakıyor konuşurken, çocuk konuşurken. Anne he 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 diye geçiştiriyor. Göz ucuyla bir çocuğuna bakıyor, geri kalan kısmında yemeğiyle meşgul, televizyonla meşgul. Çocuk şu anda yankı bulamıyor. Çocuk nereden kendinin yankısını bulursa, kopyasını bulursa, duygularının karşı tarafa eriştiğini hissederse oraya ait bir aidiyet duygusu geliştirir çocukta. Mesela çocuk cıvıl cıvıl bir şey anlatıyor. Annesi de karşısına geçmiş onun efendim kuzum diye dinliyor. Birbirlerinin gözleri çakmak çakmak ellerini tutmuşlar birbirlerinin okulda ne oldu diye zıplaya zıplaya anlatıyor çocuk. Anne de onun heyecanıyla geçmiş kendisinden. Alemi bırakmış, dışarıyı bırakmış, başka dünyaları bırakmış. Çocuk gibi kendisi de annesi öylece o heyecanı içeride duyuyor. Şimdi çocuğun duyduğu şeye işte yankı buluyor diyoruz biz. Çocuk duygularını annesinde yankı bulduruyor çocuk. Çocuk kimde yankı buldurursa kendi duygularını oraya tutunur. Tutunmanın adıdır aidiyet. Şimdi sen çocuğa kızıyorsun değil mi? Hani gitti dışarıda arkadaş edindi, markadaş edindi. Birçok küfür ediyor, kötü söz söylüyor. Bu ne çocuk yani sigara içmeye başladı. Bu ne biçim çocuk ben bu çocuğu böyle yetiştirmedim diye hani kendi kendine hayıflanıyorsun ya, kızıyorsun ya. Çocuğun üstüne de bir kere daha gidiyorsun ya. Görürsem senin bacaklarını kıracağım, okula geleceğim, seni rezil edeceğim diye söylüyorsun ya. Çocuk aslında dışarıdaki bir gruptan yankı buldu arkadaşlarının yanında yankı buldu. Sigara içen arkadaşları vardı örneğin. Onların yanına gittiğinde üzgün bir vaziyette gitti ya. Çocuklar, dışarıdaki çocuklar onu öyle karşıladı. Ahmet neyin var? Niye üzgünsün diye yankı buldu bak o çocuktan ya da şimdi elini kaldırdı böyle çak Ahmet diye elini vurdu böyle ya bugün ne oldu biliyor musun öğretmenle ne yaşadık biliyor musun diye konuşurken karşıdaki çocukta ne oldu Ahmet diye heyecanlı bir şekilde karşılık verdi ya Ayşe ne oldu bugün biliyor musun diye söylediğinde ne oldu Fatma diye çocuk karşılığını arkadaşından buldu ya şu anda yankı bulduğu yere çocuk tutunacaktır tutunduğu yere de işte biz aidiyet duygusu diyoruz. Çocuğun ön aşaması bağlanma bu birinci dönemi geçtikten sonra çocukta ikinci dönem başlar. O dönemin adı aidiyet duygusu. Tutunabilme çabasıdır bu. Empatik olma, karşılık bulma, yankı bulma yetmez. Çocuk bir de değer bulacak. Değer bulacak, değer, değer. Hani bu değer de şöyle bir değer değil. Aman bugün günümüzün anneleri. Ay benim kara kaşlı kızım, sarı saçlı oğlum. işte sen benim dünyalar güzel oğlumsun. Bu değer değil ki. Bu değersizlik. Değer bulmak demek gerçeğiyle karşılık bulmak demektir. Mesela bir resim yaptı çocuk değil mi? Şimdi çocuk kargacık burgacık bir şey yaptı. Annesine gösteriyor. Anne nasıl oldu bu diyor. Aa benim dünyalar güzel oğlum ne güzel de yapmışsın sen. E çocuk onun kötü olduğunu biliyor. İyi de yapmadı zaten, beğenmedi de zaten, kötü bir şey yaptı. Anne şu anda çocuğuna değer verecek diye yani onun yaptığı resme değer vererek çocuğuna değer verecek diye şu anda abarttı ifadelerini. Çocuk kendini değerli hissetmez böyle. Hayır, çocuk gerçeklik ilkesinde kendisini değerli hisseder. Yankı bulduğu annesinde, babasında kendi gerçeklerini görebilirse o zaman değer bulur. Daha da ötesinde bir şey söyleyeyim. Çocuk bir yere tutunup aidiyet duygusuyla kendisini geliştirebilmesi için varlığının onaylanması lazım çocuğun. Var olduğunun onaylanması lazım. Ah canım çıksın. Bugünkü çocukların en büyük baş belası ne biliyor musunuz? Varlığının onaylanmaması. Varlığının onaylanmaması. Annesinin çocuğu görmemesi. Görmüyor, görmüyor. Yanında büyüyor ya çocuk, görmüyor neyini görmüyor? Duygularını görmüyor. Duygularını neyi görmüyor? Hislerini görmüyor. Çocuğun anlattığı bir şey var. O bir şeye değer vermek, dinlemek, çocuğun varlığının onaylanması demektir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir çocuğa ceza verecekseniz eğer, ona vereceğiniz en büyük ceza onun varlığını görmezden gelme cezasıdır. İnsanı yok saymak insana verilebilecek en büyük cezadır. Çocuk eğer varlığı onaylanmıyorsa, varlığını onaylayan bir yere gider, tutunur. Arkadaş ortamına girdi çocuk. Ey kim gelmiş? Ahmet gelmiş. Ahmet hoş geldin." diye karşılık buldu ya okuldaki arkadaşlarından yahut da dışarıdaki arkadaşlarından. Çocuk işte oraya tutunur. E tutunsun hocam ne var ne güzel işte arkadaşlarıyla çocuk oynuyormuş mu oynuyormuş niye bu kadar abartacak ne var? Sorun şu tamam gitsin nereye tutunursa tutunsun. Aidiyet hissinin özelliği şu. Bütün biz bağlanma mağlanma diye hazırladık ya çocuğun duygularını. Sonra da aidiyet hissi diye şu anda anlatmaya çalışıyorum ya. Aidiyet duygusunun özelliği şu. Aidiyeti çocuk nereye hissederse oradan ruh kopyalar ruh kopyalar. Çocuk gitti şimdi sigara içen arkadaşlarıyla beraber aidiyeti oraya tutundurdu ya. Orada gitti değer buldu ya. Orada varlığı onaylandı ya. Orada yankı buldu ya. Çocuk orada heyecan buldu ya. Orada kendi gibi olabildi ya. Şu anda oradan emici bir sünger gibi çocuk içine doğru ruh emer. Neyin ruhunu emer? oranın ruhu ne de emer oradaki aidiyet duygusuyla bağlandığı yerin ruhunu emmeye başlar çocuk artık o ruhun çocuğu olmaya başlar hani anne babalar yetişkinlik dönemlerinde işte e-mail yazıyorlar telefon ediyorlar diyorlar ya hocam bu çocuk bir garip olmaya başladı diyorlar ya hiç bizim çocuğumuz gibi davranmıyor. Bir garip garip hallere büründü. Ne güzel 14 yaşına kadar iyiydi. 15 yaşına kadar iyiydi. Hört deyince birdenbire susuyordu. Kenara çekiliyordu. Dişlerimi sıkınca böyle birdenbire neye uğradığını şaşırıyordu. Tamam anne tamam baba diyordu. Şimdi çocuk bir garip davranmaya başladı. Ne var ya ne var diyor. Yahut içeriye giderken yaparak sinirlenerek gidiyor. İçeriye bir gidiyor bir bakıyorsun yatağın üstüne yatmış yorganı böyle sıkıyor. Hırsından. Çocuk çünkü senin ruhunu taşımıyor şu anda. Evin ruhunu taşımıyor. O bir başka ruha bürünmeye başladı. Oradaki arkadaşlarının ruhuna büründü. E bürünsün çocuk ne var canım? Ruha bürünmüş olması çocuğun kişiliğini etkilediği gibi tamam onu da görmezden geliyoruz. Hani birçok anne baba zaten çocuğun kişiliğinin nasıl şekillendiğini görmüyor bile. Kişilik mişlik nasıl şekilleniyor görmüyor bile. Ya anne babaların birçoğu davranışa bakıyor. Davranışa Çocuğu gitmiş, içten içe çürümüş. Çocuk kendi içerisinde ikinci bir kişilik oluşturmuş. Çocuk kendi içerisinde bir sahte benlik oluşturmuş. Yalancı, dolandırıcı bir çocuk olmuş. Çocuk kendi içerisinde garip duygular taşıyor. Ahlaksız duygular taşıyor. Anne baba zaten onu görmüyor. Günümüz anne babalarına baktığımızda onların yoğunlaştığı şey şu, davranışları. Maşallah sizin çocuk ne kadar da akıllı uslu oturuyor. Maşallah sizin çocuk ne kadar da şöyle davranışa yoğunlaşıyorlar. Peki çocuk gitti orada ruh edindi, kişilik mişilik edindi. Şu anda problemimiz yok. Ancak bir süre sonra o ruhtan sonra bir şey daha hortlayacak anne babaların karşısına. Ne hortlayacak? O da davranış. Çünkü çocuk nereye aidiyet hissiyle tutunmuşsa oranın davranışlarını benimser oranın davranışlarını kopyalar. Niye değişiyor? Çünkü davranışı değiştirmeyi zorlar aidiyet duygusu. Kim kendini nereye ait hissetmeye başlarsa oranın davranışları da kişinin davranışları olmaya başlar. Şimdi dışarıdaki insana oturun kalkın hemen şunu fark edeceksiniz. Bunun davranışları falanca yere ait olduğunu hissettirir. Hani bizde Ülkemizde çok yaygındır. İnsanlar birbirleriyle tanıştıkları sırada sorarlar. Nerelisin sen diye sorarlar. Nerelisinden sonra bir anlam çıkartmaya çalışırlar. Neden? Çünkü kişi hangi memlekete kendisini ait hissediyorsa o memleketin de özelliklerini barındırır. Aidiyet duygusu sadece bireylere değil Aynı zamanda işte bir coğrafyaya, bir şehre, bir mahalleye de aittir. Siz falanca semtte yaşayan birisi olarak o falanca semtin davranışları şu şekildeyse siz kendinizi o semte ait hissettiğinizde aynı oranın davranışlarını benimsersiniz. Mesela doğunun falanca şehrinin falanca bölgesinde yetişmiş olan bir kişi oraya kendini ait hissettikçe oranın davranışlarını kopyalar. Tüm bunlar neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Siz şimdi çocuğa aidiyet hissiyle kendinize bağlayamadınız ya. Çocuk oflayarak içeriye gidiyor ya, sinirli sinirli evin içinde dolaşıyor ya, ne var yine ya der demeye başladı ya, korkun korkun. Çünkü aidiyet duygusuyla şu anda size bağlanamayan bu çocuk eğer bir başka yere bağlanmaya başladıysa oranın ruhunu ve oranın davranışlarını şu anda sizin evinizin içerisine getirecek. Ne biçim oturuyorsun oğlum öyle sen? Hiç böyle oturmazdın. Bu ne kızım? Bu ne kıyafet? Oğlum bu ne? Ne küpesinden bahsediyorsun? Ne küpesi taktıracak mısın? E arkadaşlarım taktırıyor. Herkes küpe takıyor. Ben niye takmayacağım? Kulağıma, vücuduma dövme yaptıracağım. Oğlum gelirsem yanına kanatlarını yolarım seni. Kaldırdığım gibi duvara çarparım seni. İstediğin kadar çarp. İstediğin kadar çarp. Çünkü ruh kimin aidiyetiyle şekillenmişse çocuk o davranışı yerine getirebilmek için var gücüyle çatışmanın içerisine girer. Yenmiş olsan bile yendiğin şey ruhu değildir çocuğun ancak fiziğini yenmişsindir. İçeriye girdi hırslı hırslı içeride nefes alıyor ya aslında şu anda içeride hırsla birlikte senden kopuş evrelerini de tamamlıyor çocuk. Son pamuk ipliğiyle kaldığı şeyleri belki de koparıyor. O yüzden anne babalarla burada konuştuğumuz, anne babalara burada benim içim yanarak anlatmaya çalıştığım o ilk dönem, hani dört yaşına kadar olan dönemi şimdiye kadar oldukça üstünü bastırarak söylemeye çalıştım. Hani dedim ki çocuklarla konuşurken şöyle birazcık eğilin, göz göze gelin, efendim deyin, alın şöyle bir dışınıza bastırın. Çünkü bağlanmışlığı oluşturacaksınız diye söyledim. Şimdiki söylemeye çalıştığım şeyler ise efendim ...aidiyet duygusuna ait olacak şeyler. Bundan sonra daha çok ve daha yoğun olarak bu aidiyet duygusundan bahsetmeye çalışacağım. Aidiyet duygusu da daha çok gençleri ilgilendiriyor. Bağlanma çocukluk dönemini ilgilendiriyor. Aidiyet duygusu ise daha çok gençlik dönemini ilgilendiriyor. Ne zaman? 7 yaşından itibaren başlıyor. Ta ki efendim 20-21 yaşına kadar o ergenlik dönemi, gençlik dönemi geçinceye kadar kademe kademe aidiyet duygusundan bahsetmeye çalışacağım. Bu arada ben bir pen diye selam söylemek istiyorum. Pendik'ten Sena'ya, 7 yaşında Sena ve fıtratını yaşayan Sena'ya da şu anda radyosunun başındaysa ona da çokça selamlar söylemek istiyorum. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Eğer radyolarınızın başında ayrılmazsanız hem aidiyet duygusuna devam etmeye çalışacağız hem de Twitter üzerinden bana mesaj yazarsanız onları okumaya çalışacağım. Lütfen yazın ben de Twitter'dan mesajları okumaya çalışacağım. Efendim az sonra görüşmek üzere. Efendim Twitter'ıma tekrar kavuşmuş olmanın sevinci var şu anda ve Twitter üzerinden gönderilen mesajlar var ve onları okuyordum hepsini okuyamadım. Beyza Hanım'ın mesajı var. Şöyle yazmış Beyza Hanım 3 yaşındaki kızıma. Yap yoksa baban kızar diyorum. Yanlış yapıyorum ama yine yapmamam için ne tavsiye edersiniz? E yapmayın. Beyza Hanım yapmayın. Çocuğu babasıyla korkutmak aidiyet duygusuna da bir süre sonra oluşacak olan aidiyet duygusuna da zarar verir. Araya bağ e, kurmaya engel olur. Yapmazsan baban kızar demek, çocuğu korkuyla terbiye etmek demektir. Ah, nereden girmiş şu içimize? Şu zehir nereden girmiş içimize? Şu zehir nereden girmiş damarlarımıza, iliklerimize kadar aşağılayarak, korkutarak, sindirerek kişiliğini bozduğumuz çocuklara kim demiş ki bize terbiye olmuş çocuk diye? Kim öğrettiyse bize işte o yüzden kişiliği bozulmuş bir toplum içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmışız sanki. Trafiğe çıkın bakın. Sosyal alana gidin bakın. Yaşam içerisine gidin bir bakın. Hep korkutulmuş, örkütülmüş kişiler aslında yaşam içerisinde var olduğunu göreceğiz. Bugün anne olarak çektiğimiz sıkıntı bu korkutarak çocuk yetiştireceğim diye elimize yüzümüze bulaştırdığımız çocukların aslında sıkıntısını yaşıyoruz. Ben başka bir şey söyleyeyim. İzniniz olur mu? Azıcık bunu açmak istiyorum. İnsanda üç tane temel kişiliği bozan, mayasını bozan iksir var. Üç tane. Bir insana bu iksirleri içirdiğiniz zaman onun kişiliği kendi anne olsa da bozuk bir kişilikle kendi baba olsa da bozuk bir kişilik yapısıyla yaşamına devam edecek, edecektir. Üç tane zehirli iksir var. Nesilden nesile aktarılan. Bir, çocuğun içerisinde kaygı oluşturmak. Kaygı iksiri. Kaygı. Kaygı oluşturmak. Geleceğini karartmak. Geleceğiyle ilgili endişeler oluşturmak. Ben dememiş miydim demek. Kaygı şu... Bir belirsizlik hakkında çocuğu korkutmak hani sınav korkusu var ya mesela işte o bir belirsizlik haliyle çocuğun kimyasını bozmak demek. Çocuğun kişilik kimyasını bozan şeylerden bir tanesi çocukta kaygı oluşturmak. İki korku oluşturmak korku 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 somut bir şeydir somut. Mesela babayla korkutmak ya da kaşlar çatmak hmm demek mesela. Ele sopayı alıp gelirsem yanına diye çocuğu kovalamak. Dişleri sıkıp çocuğun üstüne doğru gitmek. Kolundan tutup içeriye doğru atmak. Bunların hepsi de korku. Kimyayı bozan, insan kimyasını bozan şey. Ancak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bundan çok bahsettik. Hani kaygıdan bahsettik, korkudan bahsettik. Kimya bozan bir üçüncü şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da içte kalan bir tortu. Ürküntü. Ürküntü korkunun geriye bıraktığı ize ürküntü diyoruz. Korkunun geriye bıraktığı ize ürküntü diyoruz. Mesela çocuğun karşısında anne birdenbire kükredi, bağırdı, çağırdı. Onu koltuğun üstünde böylece çaresiz bıraktı. Kendisi sinirlendi, elindekileri sağa sola savurdu. Çocuğu şu anda korkutuyor bu anne ve korkan çocuğun içerisinde iz kalmışsa şimdi ürküntü oluşacak. Bir titrek hal yani titrek bir hal. Kalbin üzerinde titrek bir hal. Seyirme, seyirme. Hani kurbanı kesersiniz. Eti seyirir ya böyle. Kestikten sonra titrer ya. Aynı onun gibi ah canım çıksın ya bunu tarif ederken bile tüylerim diken diken oluyor. Çocuğun kalbinin üstünde bıraktığınız şeyin adı işte o seyirme, o titremekli halin adı ürküntüdür, ürküntü. Şimdi size tarif edeyim. Şimdi siz bağırdınız, çağırdınız, dişlerinizi sıktınız. Kızdınız, patladınız evin içerisinde ya çocuğun üstüne. Bir dahaki sefere artık patlamanıza gerek yok. Neye gerek var? Sadece şöyle bir dişlerinizi sıkın, gözünüzü bir kapayın şöylece. Şu anda var ya ne işe yarayacak? Çocuğun içinde bıraktığınız ürküntü artık o çocuğu size bağımlı hale getirmiş olacak. Ürküntü daha sizin fazla bir şey yapmanıza gerek kalmadan çocuğunuzun diz e, dizlerini titretecek. Aman annem kızıyor diye anne kızdın mı diye onun yanına gidecek. Kendisini bir kedi gibi annesinin yanına sokmaya çalışacak. Ama bu kişilikli bir davranış değil. Çocuğun korku ile birisine yanaşmaya çalışması, onun duygularını sorgulamaya çalışması, kızdın mı? sinirlendin mi, üzüldün mü diye davranışlarını kontrol etmeye çalışması iyi bir şey değil. Ürküntü kişilik mayasını bozan en önemli faktörlerden bir tanesi ürküntü. Şimdi siz hani ürküntü bıraktınız ve dediniz ki e, efendim tamam bir daha yapmayacağım dediniz. Ama ürküntü kaldı. Bak ben üniversitede hocayım. Öğrencilerim var. Kız çocukları. 18, 20, 24, 25 yaşlarındaki kız çocukları. Karşıma geldiklerinde hep bir ürküntüyle oturuyorlar karşımda. Ben eğer azıcık kızacak gibi olsam örneğin. Azıcık bir efendim... Ee, şakayla olmuş olsa, böyle birdenbire birisini hedef edinmiş olsam, sen diye hitap etmiş olsam, içindeki ürküntü birdenbire onu çaresiz kuş gibi karşımda bıraktırıyor. Ah canım çıksın kocaman kız öyle karşımda kala kalıyor. Ürküntü. Kim bıraktı bu ürküntüyü? İşte babasından korkacak denilerek babasının bıraktığı ürküntü. Annesinin dişlerini sıkarak bıraktığı ürküntü. Şimdi bunun karşılığını kim yaşıyor? İşte benim karşımda çocuk. Ha Türkiye'de hoca olmak çok keyifli bir şey. Ürküntü içinde karşına gelmiş kişilere istediğin gibi davranabiliyorsun. Öyle bir popüler bir şey ki. Sen kızmaman için herkes elinden geleni yapıyor. Eğer nefsi okşayan bir şey arıyorsanız, ürküntü bıraktığınız insanların size korkuyla nasıl baktığını gördüğünüzde garip bir duyguyla uyanabilirsiniz. Ama bu bir zavallılıktır. Ürküntü hasıl olmuş insanlara karşı sizin öyle büyüklük içerisinde bir e, yüceliği hissetmeniz bir zayıf bir kişilik örneğidir. Ama maalesef bir de bakıyorsunuz ki işte Türkiye'de maşallah sağ olsun ilkokul öğretmenleri ayrı bir ürküntü bıraktırıyor. Ortaokul öğretmenleri ayrı bir ürküntü bıraktırıyor. Lise öğretmenleri ayrı bir ürküntü bıraktırıyor. Zaten çocukluk döneminde çok iyi geçmemişse üniversitede karşına gelen çocuk kuş gibi geliyor. Kuş kuş. Kanatları kırık uçamayacak bir kuş. İstediğin gibi kızabilirsin onlara. Azarlayabiliyorsun, tersleyebiliyorsun, kapa çeneni diyebiliyorsun. Kocaman kız, 20 yaşında, oğlan, kapa çeneni diyebiliyorsun. Sana demiyor yani hocam e, sizi çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ama bu aşağılayıcı kelimeyi bana kullanamazsınız, benim kişiliğime saygı göstermeniz lazım demiyor, diyemiyor. E niye diyemiyorsun diye sormuş olsak çocuk diye uğraşılmaz ya şimdi hocayla mocayla uğraşılmaz. Şimdi onu söylesem daha başka bir şey. Neden bozuldu bu çocuğun kişiliği, kimliği? Kendisine hakaret ediyor birisi. Neden? Ürküntü vardı onun için. Öğrencilerden çok defa duyuyorum başka okullara gittiğim zaman, başka üniversitelerdeki öğrencilerle konuştuğum zaman duyuyorum. Öğrenciler sabah saatlerinde servis kullanamayan öğrenciler sabah saatlerinde otobüslerin içlerine tıkış tıkış oluyorlar otobüslerin içlerine. O otobüslerin içi bir kız çocuğunun o otobüsün içerisinde hanımefendi gibi yolculuk yapmasını sağlayamayan otobüsler. İnsanlar birbirlerinin arkasından, önünden, sağından, solundan birbirini sıkıştırmış olan ve o kuş gibi kalmış olan çocuğun bindiği e, efendim otobüsler ve çocuklar anlattıkları zaman otobüslerde yaşadıkları tacizleri vesaireleri anlattıkları zaman yüreği olan bir insanın ağzına yüreğinin gelmemesi imkansız. Peki sen ne yapıyorsun böyle sıkıştırdıkları zaman ne yapıyorsun hocam işte bir olay çıkmasın diye kıyıya kaçıyorum kenara kaçıyorum vesaireye kaçıyorum. Neden sen sesini çıkartmıyorsun arkana dönüp de ya sen ne yapıyorsun deyip de yakasından yapışmıyorsun hey 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 beyefendi birazcık şurada durur musun diye niye diyemiyorsun? Hocam şimdi olay çıkar diye ürküyorum. Ürküntü. Kim bıraktı bu ürküntüyü? Kim korkuttuysa o bıraktı. Bak çocuk tırnaklarını yiyor. Neden yiyor? Çocuk tırnaklarını neden yer? Ürküntüden dolayı yer. Karşıdaki insan tekrar canavarlaşacak diye ürktüğü için eliyle ağzına destek olur çocuk. Ürküntü. Kim soktu bizim toplumumuzun içerisine çocukları korkutarak terbiye etmeyi, aşağılayarak terbiye etmeyi ve ürküntü bıraktırılmış çocukların karşısında yetişkinler ay maşallah ne kadar da terbiye oldu demeyi kim bıraktı? Kim bıraktıysa o büyük bir vebal altında ve belki de işte bu köyün delisi gibi ben de çıkıp buradan avazım çıktığınca bağırmaya çalışıyorum ki hayır çocuk korktukça değil sevdikçe terbiye olur. Güvenli bağlandıkça terbiye olur. Eğer bir çocuk ebeveynine güvenlice bağlanmış ve sığınabilmişse onun açılmış olan koynuna, açılmış olan kollarının arasına kendisini emniyetlice bırakıyor ve başını annesinin boynuna koyuyor. Sanki bir koyunun annesinin sütünü emer gibi annesine bıraktığı zaman kendisini annesinin ruhunu emiyorsa çocuk ancak o zaman kişiliğini geliştirir ürküntü bıraktığınız çocukların ileriki zaman içerisinde o her şeye açık, yönlendirmeye açık, aşağılandığı zaman yılışmaya açık, kendi kişiliğiyle var olmak yerine aman zarara uğramayayım diye kıyıdan köşeden geçmeyi açık bir hali eğer sizi şu anda endişelendiriyorsa yapacağınız şey şu anne babalık metodunuzu değiştirin. Ruhunuzun kirinden kendinizi önce bir arındırın ki ondan sonra anne babalık yapasınız. Korkuta korkuta değil, hayır, güven vere vere, emniyet hissettire hissettire çocuğu yetiştirmek çocuğun kişiliğini kuvvetlendirir. Böyle bir yetiştirilmiş çocuk üniversite çağına geldiği sırada benim karşıma ya da herhangi bir hocanın karşısına oturduğu zaman dersi dinlemek için ben görevliyim, dersi anlatmak üzere ben görevliyim. Devlet bana para veriyor. Diyor ki git tecrübeni şu çocuklara anlat diye bana para veriyor. Ve ben bu parayı hak etmek için çocukların karşısına geçtiğim halde eğer ben o çocuğu aşağılıyorsam kapa çeneni be kızım diyorsam bu kız senin nereden kızın be? Nereden kızın ki bu, bu kız senin? Onu diyebilecek özgürlüğü hissediyorsam ben kendimde ve çocuk da hiç sesini çıkartmıyorsa birdenbire kafasını önüne eğiyorsa bu aşağılanmışlık karşısında bunun vebali bizim. Eğer öyle değil de emniyet içerisinde aşağılanmamış, küçük düşürülmemiş, ürküntü bıraktırılmamış bir halde oturtturursanız o hocanın karşısına ya da bir iş yerinde biraz önce bir dinleyicimiz yazmış. İş yerlerindeki mobbingler hakkında biraz konuşur musunuz diye. İşte ürküntü bıraktırılmış bir kişi hakkında ne konuşursan konuş o kişi kendi kişiliğini ufak tefek tavizlerle hep korumaya çalışacaktır. Kendinden tavizlerle patronu, arkadaşı kendisini dışlıyor ama kendi içerisinde bir ürküntü varsa bu gülüp geçecektir. Boş ver aman diyecektir. Öbürküsü ise onurlu, kişilikli bir vaziyette hocasının karşısına oturduğu sırada hocası kapa be kızım sen de çeneni diye söylediğinde sevgili hocam sizi çok seviyoruz, derslerinizden çok istifade ediyoruz ama bu söylediğiniz şeyi ben şu anda doğru bulmuyorum. Arkadaşlarımın içerisinde bana böyle hitap etmiş olmanızı doğru bulmuyorum diye kendisini ifade edebilecek bir güçlülüğü çocuğunuzun içerisine koyamamış ve ürküntüyle yetiştirmişseniz o çocuğunuzu bence iyi bir şey yapmış değilsiniz. Çünkü ürküntü öyle bir şey ki o bir kalp seyirmesidir, bu kızınızı kocasına teslim ettiğinizde de aynı seyirmeyi yaşayacak o. Bu oğlunuzu karısına teslim ettiğinizde de aynı seyirmeyi yaşayacak ve aynı seyirmeyi kendi çocuğuna yaşatacak. Ürküntüye devam etmeye çalışacağım ama eğer sizler de Twitter üzerinden yine paylaşımlarınızı devam ederseniz Adem alt çizgi Gunes benim Twitter adresim eğer paylaşımlarınızı devam ederseniz bana yol açıcı oluyor çünkü bahsettiğiniz şeyler. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Efendim kısa bir ara. Efendim tekrar merhaba. Gözlerim bir taraftan da saate bakıyor saat 11.35 ama benim o kadar çok söyleyecek derdim var. O kadar çok sizlerle paylaşacak şeyim var. Bir de tabii o kadar da büyük bir merakım ve hüznüm var. Acaba şu anda kaç kişiye ulaşıyoruz diye inanın o kadar da çok şey yapıyorum merak ediyorum ki. Neden? istiyorum, arzu ediyorum ki çocuklara bunları yaşatan anne babalar belki radyosunu birazcık çevirdiği sırada şunu bir duymuş olsalar. Ya demek ki çocukta ürküntü kalıyor. Ya da bir öğretmen arkadaş radyosunu açtığı bir sırada Allah Allah demek ki benim bağırdığım, çağırdığım, hani çocuğu karşımda böyle akıllıca oturtturduğum halde çocukta ürküntü kalıyormuş. Diye en azından böyle çok arzu ediyorum ki herkese e, duyulsun ses, herkese duyulsun. O yüzden keşke şu anda dinleyen dinleyicilerimiz, bu programın bir tekrarı gece saat 1'de yayınlanıyor. Keşke hani e, duyurmuş olsalar, tweetle mi duyuruyor, twitter'la mı duyuruyor, retweet mi yapıyor. Bazı dinleyicilerimizi görüyorum, ben yani SMS'le birçok kişiyle paylaşıyorlar. Ya bir dinle, bir dinle diye. Neden? Çünkü eğer bu konular... Ee, başkaları tarafından da bilinirse sizin çocuğunuz başkaları tarafından zaten ürküntü oluşturuluyor sizden sonra siz kurtarmış olsanız da başkası sizle efendim devam ettiriyor e, çocuğun içerisinde bu türlü hisler kişilik bozucu hisleri oluşturmayı Besime Hanım şöyle bir şey yazmış hocam ürküntü nasıl tedavi olur Çocuklarımıza yaşattığımız çocuklukları nasıl e, yaşattığımız ya yaşattığımız yanlışları galiba nasıl düzeltiriz Besime Hanım şöyle. Allah razı olsun. Siz her seferinde ben böyle Twitter'ı açtığımda karşıda görüyorum. Her sefer can kulağıyla dinleyen bir dinleyici olarak soruyorsunuz bu soruyu da. Siz şöyle söyleyeyim. Hani biz çocuklara diyoruz ki, tamam annelik hali bu, babalık hali. Bazen uykusuz oluyoruz, bazen aç oluyoruz. Bazen fiziksel gereksinimlerimiz yerine gelmediğinden dolayı psikolojik dengemiz bozuk oluyor yorgun oluyoruz, argın oluyoruz vesaire oluyoruz. Her zaman böyle kıvamında ve her zaman kararında bir ebeveynlik, hoşgörü içerisinde bir ebeveynlik sergileyemiyoruz. Ve bazen bir de bakıyoruz ki gelirsem yanına diye ağzımızdan laf çıkmış oluyor, söz çıkmış oluyor ve çocuk birdenbire babasını o vaziyette görünce kendi içerisine o işte ürküntü dediğimiz kalp seyirmesi düştü diyelim. Kendine gel, kendine gel. Kendine gel, çocuk korktu ya, ürktü ya, şu anda sen vicdanın birazcık eyvah dedin, yanlış yaptım dedin ya, hani biz diyoruz ki çocuklardan özür dileyin, ee, yanlış yaptığınızı çocuklara söyleyin diye söylüyoruz ya, işte asıl ürküntüyü geçirecek şey o, çocuktan özür dilemek, bağırdın ve çocuk sindi, Altını ıslattı hatta, biraz önce bir dinleyicimiz yazmış, altın ıslatmış. Amcası onu korkuturken, döverken altını ıslatmış. Diyelim ki ürküntü bırakıldı ya, e, diz çök, çocuğun boyunun seviyesine gel e, ve de ki oğlum özür dilerim. Kızım özür dilerim. E, birden sinirlerime hakim olamadım, böyle sana bağırdım. E, evet sen yanlış yapmış olabilirsin ama bu davranış yanlış olabilir ama e, ben böyle yapmamam lazımdı. E, kusura bakma diyerek aç. Kollarını çocuğunu döşüne bastır çocuğunu döşüne bastır ve o orada öylece birazcık kala kalsın 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 şimdi bak çocuk birazdan gidecek ayrılacak hop dedi gitti ve içeride koşmaya başladı şu anda senin e, kendi tenine temas ettirip başı senin omuzuna öylece bıraktığı özür dilerim kuzum diye söylediğin söz var ya, ürküntüyü tedavi eden işte davranış. Çocuktan o korkuttuğun, ürküttüğün sırada tensel bir temas kurar ve yumuşak ve sükunet bir şekilde sükun halindeyken göğsüne bastırırsan içerideki ürküntüyü şu anda tedavi ediyorsun. Ne zaman tedavi biterse Çocuk birden hop diye kendisini toparlayacak. Tamam anne diyecek ve koşmaya başlayacak. Şu anda işte işin içerisinden sıyrıldın ve kurtardın. Aslında bir şey anlatmak istiyorum ben. İzniniz olur mu? Almanya'da, Almanya'da rahmetli oldu. Çok hal insanıydı. İnsanlara yaşamı, yaşamı anlamlandıran bir kişiydi. Orada sohbetleri oluyordu. Kendisini tanıma, efendim keyfini, mutluluğuna erişmiştim. Bir keresinde sohbetinde şöyle bir şey anlattı. Bir keresinde sohbetinde şöyle bir şey anlattı. Dedi ki vazgeçmeyi bilebilmek lazım. İnatla direnmemek lazım dedi. İnatla yanlışta direnmemek lazım. Yanlışta direnirsen sonu iyi olmaz dedi ve şu hikayeciyi anlattı. Dedi ki adamın biri varmış. Çocukluktan itibaren bir dua edermiş hep. Allah'ım bana helalinden, semizinden zahmetsiz bir rızık ver. Şimdi ahali bu çocuğu işte çocukken ettiği bu dua karşılığında yalnız, kimsesiz bir yetim bu çocuk. Bir sokakta bir çocuk. Etrafındakiler ona yiyecek verirmiş, içecek verirlermiş. O çocuğun yetiştirilmesinde ona destek olurlarmış. Ama çocuk büyümüş, yetişkin olmuş. Koca bir delikanlı olmuş. Etraftakiler artık kınamaya başlamışlar. Demişler ki yahu işte dua etmekle ee, sana mal gelecek hali yok. Sen çalışacaksın, çabalayacaksın. Ondan sonra sana yiyecek gelsin, rızıklar gelsin. Sen kendi paranla kazanacaksın bunları demeye başlamışlar. Ama genç delikanlı demiş ki, ben demiş çocukluğundan belli içimde bir dua var. İçime bu dua geliyor. Ben onu dua ediyorum. Bir gün Allah bana verecek. Neyi verecek? helalinden semizinden zahmetsiz bir rızık verecek diye ben içimden gelen dua ediyorum deyince oradaki ahali en sonunda demişler ki ne halin varsa gör çalışmadıktan sonra Allah sana verecek hali yok ya diyerek onu terk etmişler. Yalnızlığıyla baş başa bırakmışlar. Bu adam seneler geçmiş bir kulübecik yapmış üstünü böyle bir şeyle kapatmış dört tane çubuğun üstüne diktiği bir kulübecik etrafını da çevirmiş bir bezle onun içerisinde yaşamaya miskin bir yaşam sürmeye başlamış ama duayı da hiç dilinden eksik etmemiş. Allah'ım bana helalinden semizinden zahmetsiz bir rızık ver diye. Bir gün kendi o küçücük kulübeciğin kenarındayken bir bakmış bir tane kendi bahçesinden içeri koşarak bir öküz giriyor. Öküzü görünce adam sevinmiş yakalamış hemen öküzü. Tutmuş öküzü aha demiş Allah bana gönderdi. Ne gönderdi? Helalinden bak benim bahçemin içerisinde bu bana helal. Semizinden semiz eti de yenir. Hani kurt değil kuş değil kedi değil onların eti yenmez. Semiz değil onlar. Bu bir öküz. Yener eti de ve zahmetsizce geldi. Bak benim bahçeme geldi. Demek ki çocukluğumdan beri ettiğim dua buymuş. Allah'ım sana teşekkür ederim diyerek kulübeciğin arkasına yatırıyor, kesiyor. Ve ön tarafa geldiğinde ise koşarak yukarıdan aşağıya gelen bir adamla karşılaşıyor. Adam ter içerisinde bu miskin adama sesleniyor. Diyor ki benim burada bir öküzüm kaçtı yukarıdan aşağıya. Ben öküz e, orada otlatıyordum. Onların başında bekliyordum. Bir tanesi aşağıya doğru kaçtı. Bu tarafa geldi. Gördün mü be adam diye sesleniyor. O da diyor ki vallahi senin öküzü değildi diyor. Allah'ım bana bir tane gönderdi öküz. Benim öküzümü bana gönderdi diyor. Onu biliyorum ben diyor. Nasıl senin öküz diyor? ...işte diyor arkada kestim diyor. Bir bakıyor adam. Kendi öküzü. Niye kestim bunu diyor? E bu öküz benim öküz. Ya deli olma. Bu öküz benim. Yukarıda ben öküzlerimi otlatıyordum. Bir sürü çiftliğim var yukarıda. Bu Onların içerisinde bir taneydi. Sırtına bir tane sinek kondu. Sinek onu ısırınca bu birdenbire çifti attı. Aşağıya doğru deli gibi koşmaya başladı. Sonra gözümden kaybettim. Sen benim öküzü almış kesmişsin. Olur mu böyle bir şey? E be adam sen bilmez misin ben çocukluğumdan beri dua ederim. Allah'ım bana helalinden, semizinden zahmetsiz bir rızık ver diye dua ederim. E be adam senin hiç duanla benim öküzüm sana helal olur mu? Olur bunu bana Allah gönderdi. Ya bu öküz benim deli olma. Hayır o zaman biz mahkemeye gidelim. Diyorlar anlaşamıyorlar ve mahkemeye gidiyorlar. Kadıya gidiyorlar. Şimdi mahkemede de e, kadı hakim olarak Hazreti Davut var. Hazreti Davut e, şeyleriyle meşhur efendim e, mucizeleriyle meşhur bir peygamber. Şimdi iki kişi karşısında e, görünce anlat diyor. Şimdi adam anlatıyor, yukarıda ben öküzleri yayılıyordum, bir tanesi birdenbire çifte attı, aşağıya doğru koştu, bu adamın bahçesinden içeri girmiş, adam da kesmiş. İsterim ben öküzümü. E peki sen anlat. E, ya Hazreti Davut sen bilirsin ki ben çocukluğumdan beri dua ederim, Allah'ım bana helalinden, semizinden, zahmetsiz bir rızık ver diye dua ederim. E işte benim bahçemden içeriye öküz kendi girdi. Semizdi, helaldi ben de Allah gönderdi diye kestim bu öküz benim. Hazreti Davud der ki: "Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu işin içerisine çıkamadım. Bugün gidin, yarın gelin." Ahali şaşırır. Der ki: "Ya bu kadar basit bir davanın işin içerisine çıkamayacak ne var adam?" Diyor ki: "Benim öküzüm." diyor. Bu da kendi öküzü olmayan öküzü kesmiş. Hazreti Davud diyor ki: "Gidin, yarın gelin." Ertesi gün geldiklerinde herkes merak içerisinde ahali toplanmış. Hazreti Davut kararını söyleyecek. Diyor ki öküzün sahibine öküz kesen adamındır. Helal et ve git diye söylüyor. Adam şok geçiriyor. Ya Hazreti Davut sen yani belki anlatamadım ama ben öküzleri yukarıda güden adamım. Ve bu öküz benim öküzlerimin arasından koşup da giden öküz. Yani birisinin duasıyla birisinin malı birisine helal olur mu? E ee, ısrar etme öküzü helal et ve git. Öküz onundur. Deyince adam sinirlenir. Bu sefer der ki etmiyorum helal ve vermiyorum da. Hazreti Davud der ki o zaman bütün öküzlerin adamın oldu. Hadi şimdi git. Adam birden sinirlenir. Ya Davud der. Ya Hazreti Davud ben bir tane öküzü vermiyorum. Sen bana diyorsun ki bütün öküzlerim adamın oldu. Sen ne biçim din getirdin bize? Böyle mi emrediyor din diye adam iyice itiraz eder. Hazreti Davut arkasından der ki ne kadar malın mülkün vardı. Öküzü kesen adamın oldu. Hadi şimdi git. Adam iyice azgınlık yapar. Yerden toprağı alır. Hazreti Davut'un üstüne saçmaya başlar. Hazreti Davut gözlerinden yaş akar ve der ki senin katlin vacip oldu. Senin hanımında, çoluğun, çocuğunda her birisi artık adamın yanına gitti. Sen dünyada hiçbir şeyin kalmadı, katlin vacip oldu der. Adamı askerler alır ve cezalandırırlar. Ahali şok geçirmiştir. Adam şok geçirir. Öküzü kesen adam bir tane öküz derdindeyken adamın o, o çevrenin en zengin adamının bütün malını mülkünü aldı. Çolu çocuğu onun yanına geldi. Her şeye şaşkın bir vaziyette adam böylece baka kalırken Hazreti Davud der ki: "Size ben bir yere götüreceğim, gelin." der. Ahali şaşkın bir vaziyette donmuş kalmış bir dağın başına yürürler, bir ağacın yanına gelirler. Ağacın yanına geldiklerinde askerlerine Hazreti Davud der ki: "Kazın şurayı." Askerler kazarlar, altta dipte bir ceset çıkar. Cesedin başı kesilmiş öylece konmuş vaziyettedir. Herkes şaşırır. Hazreti Davut anlatmaya başlar. Der ki: Bu adam zamanında başı kesilen bu adam zamanında buranın en zenginlerindendi. Malı mülkü çok zengindi. Çok vardı. Bunun yanında bir de kahyası vardı. Kahya bu adamın bu zenginliklerine, bu malına, mülküne göz dikti. Bir gün birlikte buraya çıktıkları sırada kahya adamın yakasından tuttu. Dedi ki: "Senin bütün malına, mülküne ben göz diktim, ben alacağım." dedi onu. "Seni de öldüreceğim." dedi adam. Dedi: "Ya beni niye öldüreceksin? Sen benim en sadık insanımsın. Bana bunu niye yaparsın?" "Bütün malını ben alacağım." dedi ve adamı orada öldürdü. Ve sonra kafasını orada keserek toprağın altına koydu. Adam koşarak aşağıya indi çiftliğe gitti. Adamın karısına dedi ki, senin kocanı eşkıyalar bastı, ben canımı zor kurtardım, orada öldürdü kocanı dedi. Kadın ağlanmaya başladı, ağlamaya başladı. Ben ne yapacağım dedi, bu kadar çoluk çocuk. Adam dedi ki, sana sahip çıkarım ben, sen merak etme. Senin çiftliğine de sahip çıkar, senin mallarının hepsine de sahip çıkar, senin çocuklarına da sahip çıkarım, sen hiç merak etme dedi. Sonra adam oradaki bütün malına, mülküne, çiftliğine, her şeyine el koydu, çocuklarına da el koydu, onların üstüne sahip oldu. Ancak onların içerisinden bir tane çocuk vardı, daha yeni doğmuştu. Sürekli ağlıyordu. Adam sinir oldu bu çocuğun sürekli ağlamasına. Aldı bir gün bu çocuğu sepetin içerisine koydu, bir başka yere götürdü, bıraktı. Çocuk orada birileri tarafından fark edildi ve bakıma alındı. Çocuk bir süre sonra geldikten sonra bir yaşa geldikten sonra bir dua öğrendi. Dedi ki bu çocuk Allah'ım bana helalinden, semizinden, zahmetsiz bir rızık gönder diye dua etti. Aslında bu çocuğun ettiği dua babasının malını tekrar isteme duasıydı. Çocuk yetişti, büyük adam oldu. Allah bu duayı onun diline pelsenek etti. Şimdi bu kesilen öküz adamın babasının öküzüydü onun malındandı. Yanlışlık nerede burada? Yok. Halbuki adam yaşamının içerisinde bir değişiklik yapmıştı. O e, adamı kesen adam, katleden adam bir değişiklik yapmıştı, tövbe etmişti. Bu tövbesi bir daha kötülük yapmayacağım diye tövbesi ne kadar sahihti? Allah onu denemek için bir tane öküz verdirdi. Kendi babasının malını çocuğa verdirdi. Adam bir tane öküzü vermeye razı olmadı. Allah hatırlatmak için dedi ki: "Öküzlerinin hepsini ver o zaman." Çünkü bu öküzler onun değildi. Ondan sonra malının mülkünü verdirmeyi hatırlattı. Çünkü senin değildi bunlar diye. Ama adam hepsinde direndi, itiraz etti ve "Hayır" dedi. Mal çocuğun malıydı ve adam olduğu gibi haksız edindiği maldan dolayı kenara doğru çekildi tekrar. O kadın onun annesiydi ve çocuklar da onun kardeşiydi. Hepsi de tekrardan babasının malına kavuştu. Tüm bunları neden söyledim? Şundan dolayı söyledim. Şimdi biz burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çocuğa e, düzgün davranmayı, şöyle durmayı, böyle olmayı, aile içerisindeki iletişimi. Aslında şunu tarif etmeye çalışıyoruz. Dur ya, bir öküzü ver de kurtul. Çocuğa kötü davranma. Bak bir öküz gittiği gibi arkasından başka şeyler de gidecek. Bağlanma dönemini geçirdin, şimdi aidiyet dönemi geçecek. Şimdi şu geçecek. Daha direnme. Bir yere gel ve çocukla bir bütünleşmeyi sağla. Aile içerisinde bir bütünleşmeyi sağla. Bir yerde teslim ol. Kendi o gücünü, kuvvetini, büyüklüğünü kendi o içindeki enaniyetini, annelik duygunu hani diyorsun ya ben anne değil miyim, ben baba değil miyim diye söylüyorsun ya. Ben bu evin işte içinde hizmetçi miyim, ben bu evin içerisinde bilmem ne miyim diye hani ba teslim ol teslim. Kendi içine doğru dön. Her şeyi kaybetmeden önce son bir kez daha bak ve teslim ol. Neye teslim ol? Ver öküzü ve kurtul. De ki ben ailemi istiyorum. Ben çocuklarımı istiyorum. Daha fazla çatışmak, daha fazla savaşmak ve her şeyi kaybetmek değil. Hayır, ben minimuma razı olmak istiyorum diye söyle. Saatlere de şöyle göz ucuyla bakıyorum. Telefon bağlantısı almak isteyeceğim son 8 dakika içerisinde de saat 11.52... Efendim çocuk deyip geçmeyindeyiz. Ben aynı zamanda da Twitter üzerinden işaretlediğim mesajları da şöylece bakmaya çalışayım. Efendim Emin Bey'in mesajı var. Emin Bey şöyle yazmış. Oğlum 16 yaşında telefondaki mesajlarını okuyorum. Doğru mu tak doğru mu? Takip etmek zorundayım. Okulu çok kötü diye yazmış Emin Bey. Emin Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Evin içerisindeki telefonların şifresi olmaz. Evin içerisindeki mesajları İnsanlar birbirlerinin mesajlarını evet hani böyle bir şüphecilik içerisinde kontrol etme değil de insanlar birbirlerinin mesajlarını görebilirler, bakabilirler. Birbirlerinden gizli bir şeyleri olmaması lazım. Dolayısıyla siz kendi telefonunuzdaki mesajları oğlunuzun, eşinizin görebileceği gibi eşiniz de sizin mesajlarınızı gördüğü gibi siz de oğlunuzun mesajlarını görebilir, bakabilir, kontrol edebilir değil. Birlikte paylaşabilirsiniz böylesi bir açık ve şeffaf iletişim içerisinde olmak lazım. Ancak mesela eş eşe dedi ki ya arkadaşımdan özel bir mesaj gelmiş olabilir. İstersen onu ben sileyim de ondan sonra bak diye bir güven duygusu içerisinde belki birilerinin sizle paylaştığı özel şeyleri ayrı tutmak şartı ile aile içerisinde telefonlardan mesaj efendim şifreler İnternette vesairede şifreler gibi şeyler olmaması lazım. Dolayısıyla tabii ki oğlunuzun mesajlarını ondan izin alarak birlikte bakarak kimden gelmiş, kimden gitmiş kısmını o da bir gönül rahatlığı içerisinde babasıyla paylaşmakta memnun olması lazım. Ancak burada denetleyici, şüpheci, kontrol edici Gizli gizli bakıcı. Kendinize yakıştırmayın. Çocuğunuz akşam yatmış. Siz de akşam oturmuşsunuz. Telefonun içerisindeki mesajları kontrol ediyorsunuz. Bir, kendinize yakışmaz bu. İki, oğlunuza karşı aranızda bir mesafe oluşur. Ertesi gün ayıp olur. Onun kalktıktan sonra özel mesajlarını okumuş birisi olarak çocuğunuzla ayrı kalmış olursunuz. Birlikteyken bakarsınız. Efendim hattımızda bir dinleyicimiz var. İyi pazarlar. İyi pazarlar hocam. Merhaba. Merhaba. Ben... E 13 yaşında kızım var. Onun hakkında soru soracağım. Hı hı. Kızım epilepsi hastası. Hı hı. Ee, i̇ki kere ameliyat geçirdi. 5 yaşında ve 10 yaşında. İşte hassas bir çocuk. Ee, hocam şimdi korkuları var kızımın. Ee, gece uyumakta zorlanıyordu. Ee, psikiyatriye götürdük. İlaç yazdı. İlacı kullandığımız zaman, yani 15 gündür kullanıyoruz ilacı. Ee, Bitmişti. 2-3 gün vermedim. Tekrar korkuları başladı. Hı hı vermeye, ilacı vermeye başlayınca korkuları geçiyor. Rahatlıyor yani. bir de 15 saatin öncesi öğretmenleri sigara ve alkol ile ilgili bir video izletmiş. Diğer çocuklarda herhangi bir korkma olmamış ama benim kızım korkmuş bu görüntülerden. Hmm. ondan sonra korkuları çoğaldı. Aslında öğretmen fobisi vardı kısmın. Öğretmenlere parmak kaldırmaktan korkuyordu. Hmm. Ee, aslında ilk öğretim öğretmeni de bayağı otoriter bir öğretmendi kızım e, sol tarafında güç kaybı var bazı haksızlıklara da uğradı zaman zaman arkadaşsızdı o tür kötü günler geçirdi ilkokula aslında şöyle söyleyeyim hocam ilkokula başladığında kızım çok kendine güvenen bir kızdı bana sen burada niye bekliyorsun git eve diyordu ilk başladığında bana da güveni iyiydi aslında Sonra sonra kendini tanıdıkça, işte kendi hastalıklarını fark ettikçe, 5. sınıfa başladığında mesela okula gitmek istemedi. Ee, çok kötüydü, okula zorla götürüyordu. Okula giderken e, tepine tepine gidiyordu, sabah zor kalkıyordu. İşte onlar yanlış sonra olmuş, bana, olmuş yani. Evet. evet, kızmaya başladı ve bana tepki göstermeye başladı. Tepki göstermeye başladı Sonra içine doğru. söyledi. Tabii, tabii. Tabii. Öl, ölmemi istedi mesela senden öyle kurtulayım beni okula tabii, götürüyorsun. Tabii, e, tabii. Rehber ile konuştuk ve sevdiği bir arkadaşı vardı... birinci sınıftan beşe kadar yardımcı arkadaşıydı. Beşinci sınıfta öğretmeni e, biraz kendisini kendisi yapsın diye ayırdı kızımı tamamen yalnız kaldı kızım hocam. Sonra e, işte rehber öğretmeni tekrar arkadaşıyla oturtturdu ve kızımın az da olsa morali yerine geldi. Sonra işte altıncı sınıftan sonra işte korkuları biraz daha çoğalmaya başladı. Evet. Evde de hani biz ben sizin beş, zaten sizi dört yılda dinliyorum hocam hı. dinlemiyor olsaydım herhalde çok kötü olurdu her şey biraz da önergenlik olmuş beşinci sınıfta sanırım hı hı. Siteniz, sizin internetten yazılarınızı okumuştum oradan fark ettim ve ona göre davranışlarımı toparladım hemen benim sınıfta tamamen duyarlılığını kaybetti mesela. Ben bunu hemen fark edip işte biraz da sizi dinliyor olmamın avantajıydı. Bravo. Bravo. Hemen e, yaz tatiline çıktığımda işte mesela bana kötü sözler söylüyordu. Ben onu sevdiğim, okşadığım kızım Harika. dedim bir sorunun mu var neyin var anlatmayacağım dedi. Tamam istediğin zaman ama gelip anlatabilirsin dedim e, ve biraz şöyle düşündüm. Sonra gelip anlattı. Mesela oh. hakaret ettiği zaman... Dünyalar ıı, benim oldu bunları anlattığınız için. <laughs> evet, Dünyalar hocam. benim oldu. İzniniz Kaç olursa iki dakika var. Şuraya kadar söylediğiniz kısımla ilgili bir iki cümle söyleyebilirim. Evet. Sadece iki dakikam Hı -hı. var. Sorunuz şu andaki korku ve epilepsi ile ilgili şeyle e, bağlantılı değil mi? Ne yapmam lazım diye soruyorsunuz. Yani Evet şu anda edeyim. Evet. E, i̇ki dakika içerisinde hatta bir dakika kaldı. İzninizle şöyle söylemeye çalışayım. Doğal ebeveynlik kitabını okudunuz mu? Ben şu anda Annelik Sanatını okudum. Çocuklukları tamam. bitirmek üzereyim. Harika. Doğal ebeveynliği okursanız onun arka kısmında empatik drama oyunları var. Sizin ilacınız empatik drama oyunlarında. Onun ne olduğunu orada detaylıca görebilirsiniz. İnternette de ademgunes.com'a girdiğiniz sırada orada da yine empatik drama oyunları, drama diye eğer bir şey yaparsanız orada daha önce söylediğim videolar, şeyler var, ses dosyaları var. Oraya bakın. Kısaca tarif edeyim. Şimdi sizin çocuğunuzun gelişimi, duygusal gelişimini şöyle anladım ben. Birincisi duyarlı bir dönem geçirmiş okulla problemi yaşadığı sırada siz onu fark edememiş ve zorladığınız sırada çocuğunuz da derinleşmiş. O duyarlılığın üstüne aslında korkular ekilmeye başlanmış ya da endişeler, kaygılar ekilmeye başlanmış. Rehber öğretmenin oradaki davranışı yanlış, çocuğu yalnızlaştırmış. Halbuki orada çocuğu desteklemek lazımdı. Daha da güçlensin diye çünkü duygusal olarak zayıf bir kişiyi daha da zayıflatmak onu duyarsızlaşır. Ve sonuç olarak şunu karşılaşmışsınız siz. Size karşı tepkisel, sizde Nefret eden, sizi sevmeyen, ölmeniz için dua eden bir çocuk. Yani duyarsızlık evresine girmişsiniz. Sonra tekrar duyarlılaştırmışsınız. Ancak tekrar duyarlılaştırmaya çalıştığınız bu sırada o eski e, ürküntü halleri, o eski zayıf halleri ortaya çıkması çok doğal. Şimdi sizin yapacağınız şey biraz kontrollü bir şekilde duyarsızlaştırmak tekrar. Duyarlılığını birazcık daha... Yukarı seviyeye çıkartmak çok hassaslaşmış bir haldeyken çocuk korkar gece korkuları yaşar paniklere çok hassaslaşmış. Şimdi yapacağınız şey evin içerisinde tiyatrolar yapmak, dramalar yapmak. Örneğin siz öğretmen olun o çocuk olsun o çocuk o öğretmen olsun siz çocuk olsun e, baba anne evin içerisinde bir takım dramalar yapmaya çalışın. Böylelikle çocuğunuz sizle beraber aslında e, egzersizler yapsın. Hani tiyatro oyunlarında nasıl ki ön ala, alıştırmalar yapılıyor sahnede, podyumda efendim provalar yapıyor. Aynı onun gibi yaşamla ilgili bir takım provalar yapmaya çalışın eviniz içerisinde. Bunları yapabilirseniz çocuğunuz bir nebze duyarsız, iradi duyarsızlaşacaktır ve böylelikle bir eşik atlatacaksınız. Ama ben bunu yapamam derseniz empatik drama oyunları ya da drama ile tedavi yapan psikologla görüşmeniz lazım. Onu o e, dramalarla çocuğu kendisini birazcık daha güçlü kılacak. Kullandığınız evet. ilacı da devam etmenizi tavsiye ederim. O ilaçta mademki korkularını alıyor, e, o o sırada da devam edin çünkü Cesaret aynı zamanda çünkü öğretmenleriyle konuşmaya da başladı. Parmak kaldırabiliyor. Tamam. Hani harika. cesaretle geldi. yanına yalnız arkadaşları yaklaştığında daha önce alay ettiler çok defa. hocam evet. Özürlü dediler. Engel hani engelli değil aslında ama kısmen işte sol tarafında güç Hı -hı. kaybı var mesela özürlü demeleri kızımı oldukça üzdü. İşte onu onlar... kuvvetlendirecek olan şey o... o arkadaşları yanına geldiğinde mesela hemen tepki gösteriyor. Onlar bir şey soracağı zaman dahi hemen onlar sanki zarar verecekmiş gibi tepki gösteriyor onlara. Evet. Kovuyor yanından yani. Bir uzman desteği alsanız ilaç değil de bir uzman desteği alsanız aslında iyi olur. İyilik yapmış olursunuz kızınıza. Kritik evet. bir eşiktesiniz. Bir yol gösterici bir rehberle birlikte devam etseniz çok iyi olur. Olur mu? Tamam inşallah. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti zaman saat on buçukta oturmuştum. Saat on iki, iki dakika geçiyor ve programın hemen arkasında bir başka program olduğu için yayınımızı burada sonlandırmak gerekiyor. Yayınımıza burada son veriyoruz. Yarın saat 9.30'da radyonuzun başında olursanız sizle olacağız. Ama bu programın da eğer akşam tekrarını eşinizle birlikte dinlemek isterseniz ürküntü kısımlarını, korku ve kaygı kısımlarını saat 1'de tekrar olacak. Konu komşunuzun dinlemesini isterseniz, eğer e, öğretmeninizin dinlemesini isterseniz keşke bunu Twitter üzerinden de programı e, efendim duyurmuş olsanız. Akşam tekrarı olacak olan bu programı yarın saat 9.30'da efendim görüşmek üzere hoşçakalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.